Soru 1. İmar barışı nedir? İmar barışı uygulaması, iskansız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskan verilmesi ve bu gelirin dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla getirilen bir düzenleme. Soru 2. İmar barışı, imar affı mı? Başbakan Binali Yıldırım'ın imar barışı düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamalara göre bu bir af değil. Soru 3. İmar barışının imar affından farkı ne? İmar affı olsa artık bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi yıkar, yapar, kat fazla atar, sınırları geliştirir, emsalini değiştirir şeklinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, bunların olmadığını, kayıt altına alınan binada aboneliklerin alınabileceğini, ancak yıkıp yeniden yapımının söz konusu olması halinde, emsal neyse mevcut kuralların geçerli olacağını söyledi. Soru 4. İmar barışının vatandaşa ne yararı var? İmar barışı kapsamında çürük olmayan iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilecek. Su, elektrik, doğalgaz bağlanabilecek. Yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilecek. Soru 5. İmar barışından hangi yapılar faydalanabilecek? 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar için imar barışına başvurulabilecek ve yapı kayıt belgesi alınabilecek. Soru 6. İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi? Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Soru 7. İmar barışından sonra ev krediye uygun olacak mı? Yapı kayıt belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesinin ardından söz konusu ev krediye uygun olacak. Soru 8. İmar barışında son başvuru günü ne zaman? İmar barışı için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup bu tarihe kadar başvuru yapılabilecek. Soru 9. İmar barışı için ne kadar ödeme yapılacak? Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden %3 oranında kayıt bedeli alınacak. Ancak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin 2 katı ödenecek. Soru 10. İmar barışı ne zaman çıkacak? Kamuoyunda açıklandığı günden bu yana ilgiyle karşılanan imar barışı düzenlemesinin yer aldığı kanun tasarısı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. Kanunun önümüzdeki haftalarda yasalaşması bekleniyor.